Arkadaşlar merhaba. Çok hoşunuza gideceğini ümit ettiğim bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Sorumuz şöyle arkadaşlar. 3R yarıçaplı bir tekerlek var. Bir de R yarıçaplı bir tekerlek var. Bu R yarıçaplı tekerlek 3R yarıçaplı tekerleğin etrafında yuvarlanarak hareket ediyor. Dolayısıyla R yarıçaplı tekerlek bir tam turunu 3R yarıçaplı tekerleğin etrafında bir tam turunu tamamladığında kendisi kaç tur döner? Şimdi bu soru için arkadaşlar bir animasyon gösterisi hazırladım. Şimdi öncelikle şunu bir izleyelim. İki tane şey var, animasyon var, birbirinin kopyası gibi. Bakın şu tekerleğin yarıçapı 3R, etrafında dönen şu tekerleğin yarıçapı ise R. Şu anda soldaki tam 3 tur dönüyor, sağdaki de 4 tur dönüyor. Tekrar izleyelim. Oldukça senkron gözüküyor. Dolayısıyla sanki ikisi de doğruymuş gibi gözüküyor ama bunlardan arkadaşlar biri doğru. Zaten sorumuz da o. Bunlardan hangisi doğru? Evet. Şimdi arkadaşlar R yarıçaplı tekerlek 3R yarıçaplı tekerlek etrafında döndüğüne göre dolayısıyla bir tam tur attığında, büyük tekerlek etrafında bir tam tur attığında bu R yarıçaplı tekerlek doğal olarak 3 tur atacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız 3 olacak. Yani soldaki şekil doğrudur diyeceğiz. Ama ne yazık ki öyle diyemiyoruz. Arkadaşlar bu sorunun cevabı 4. Yani aslında sağdaki animasyon doğru. Şimdi tekrar izleyelim. Yani küçük tekerlek büyük tekerleğin etrafında bir tam tur attığında küçük tekerlek bakın her 90 derecede bir tur atıyor. Büyük tekerleğin her 90 derecesinde bir tur atıyor. Şu anda 3 ve bir tam turunu tamamladığı zaman kendisi 4 tur atmış oluyor. Evet, sorumuzun cevabı, doğru cevabı arkadaşlar sağdaki animasyon doğru. Yani 4 tur atıyor. Şimdi gelin bunu bir de geometrik açıdan neden böyle olduğunu gösterelim. Şimdi 3R yarıçaplı tekerleğimiz bu. R yarıçaplı tekerleğimiz de bu. Dolayısıyla iki tekerleğin birbirine teğet olduğu noktaya P diyelim. Ve küçük tekerlek yuvarlanarak şu noktaya geldiğini düşünelim. Yani şu P noktası R noktasına geldiğini düşünelim. Bu durumda P noktasının küçük çember üzerindeki çizmiş olduğu şu yayın merkez açısı beta ise şurası da alfa ise bakın burası da alfa çıkıyor. İçters açılar. Çünkü neden? Şunlar birbirine paralel. Dolayısıyla P noktası küçük R yarıçaplı tekerlek üzerinde P noktası P üssü noktasına geldiğinde kendi üzerinde RP üssü gibi bir yay çiziyor. Büyük çember üzerinde ise PR yayını çiziyor. Şimdi bu iki yayın uzunluğu birbirine eşittir arkadaşlar. Çünkü neden? Sonuçta bu teğet noktası yani hareket ettiği için alınan yollar eşit olacaktır. Yani PR yayının uzunluğuyla RP üssü yayının uzunluğu birbirine eşit olacaktır. Şimdi PR yayının uzunluğuyla RP üssü yayının uzunlukları birbirine eşitse PR yayının uzunluğu alfa çarpı 3R'dir. RP üssü yayının uzunluğu ise beta çarpı R'dir. Dolayısıyla R'ler sadeleştiğinde beta açısı 3 alfaya eşit çıkıyor. Yani şuradaki yeşil açı beta açısı 3 alfaya eşit. Bir de şurası var alfa. Dolayısıyla bakın bu noktanın x ekseniyle yapmış olduğu açı 0. Alfa kadar büyük tekerlek üzerinde alfa kadar bir yol aldığında arkadaşlar
Bakın x ekseniyle yapmış olduğu açı alfa artı beta, yani 3, 4 alfa oluyor. Özetle küçük tekerleğin küçük tekerleğin açısal hızı büyük tekerleğin açısal hızının 4 katı çıkıyor. Bundan dolayı 4 kat olacaktır doğru cevap. 4 tur atacaktır. Bunu genelleyecek olursak, tekerleklerin çapları veya yarı çaplı oranı n ise, bu durumda küçük tekerlek büyük tekerleğin etrafında bir tam tur döndüğünde kendisi n artı bir tur döner. Yani eğer bunların çapları veya yarı çapları oranı n ise, küçük tekerlek büyük tekerleğin etrafında bir tam tur döndüğünde kendisi n artı bir tur döner. Yani 1'e 4 olsaydı bu sefer 5 defa dönecekti. 1'e 6 olsaydı 7 defa dönecekti. Yani her zaman 1 fazlası. Bunu şeyle karıştırmayalım arkadaşlar. Eğer bu merkezler sabit kalsaydı, bu bir nasıl diyeyim dişli sistem olsaydı veya ne bileyim bu saatlerdeki bu çarklar tarzında merkez etrafında dönüyor olsaydı, yani her iki tekerlek de kendi merkez etrafında dönüyor olsaydı, bu durumda bu bir tur attığında, yani büyük tekerlek bir tur attığında küçük tekerlek 3 tur atacaktı. Dolayısıyla buradaki olay, küçük tekerleğin aynı zamanda merkezi de hareket ediyor. Merkezi de hareket ettiği için kendisi 3 tur atacak. Bir de bir turda aslında büyük tekerleğin şeyinden geldiği için dolayısıyla her zaman bir fazlası kadar tur atacaktır. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldim. Umarım ilginizi çekmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.